Hepinize yeni videomdan selam canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bak. Bak, bak. Buradayım annem. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Böyle bir şarkı vardı ya. Kapıyı da kapatınca beni hiç görmezse ağlar. Şu makineden kirli ayarlayacağım. Nilay'ı yanıma getireyim. Olmazsa. Aşkım, seni nereye koyayım ben? Seni şöyle koyayım. Tamam mı? Yere koydum ama ne kadar dur. Gel bakalım. Gel sen kendini izle biraz olmazsa buradan. Böyle biraz kendine baktığı zaman da oyalanıyor. Ama tabii artık yavaş yavaş emeklemeye de çalıştığı için maalesef artık böyle kameraya falan koyduğumda kameraya doğru gidiyor. Annem. Baba. Hadi babayı çağır. Nilay. Baba, baba, baba. Baba. Kızım bence sen onlarla hiç oynama, olur mu? Bunları ben böyle atıyorum buraya. Sen bence bunlara hiç dokunma. Sonuçta kirli kıyafet onlar. Kirli şeyler onlar. Ay yok anacığım. En güzeli kucağıma alacağım yine. Böyle de tek kolla da var ya. Bu arada tripodum da şey oldu. Gene bak. Tripodu bir yerine sıkıştırayım şuraya. Havlu ayarlıyorum. Makineye. Dur annem, kızım bıraksana. Allah'ım. Kız bırak. Valla oyalamak için ne yapabilirim ben de bilmiyorum. Artık hiç tek başına oyalanmıyor artık Nilay. Ay bir de zaten daha önceki videomda yani izlemişsinizdir. Biz çarşıya gittiğimiz için şu anda yapışık ikiz gibiyiz. Beni hiç bırakmıyor. Bir saat, 1,5 saat kadar ayrı kaldık ya. Şu an yapışık ikiz gibiyiz. Hiçbir şekilde beni bırakmıyor. Bunlar tamam, başka bir iki havlu daha bakayım bir şeyden. Hangi içine koyayım? Ay Nilay gerçekten çok zor oluyor kızım ya. Seni yürütecine koymam lazım. Böyle azıcık oyala kendini ya. He? Sarı kuş. Bugün sarı civciv oldu Nilay. Hadi dur. Gel. Bak senin gibi bir tane burada sarı kafa var. Yani sen sarı kafa değilsin de. Bugün sarı giyindiği için sarı civciv diyorum. Hadi 5 dakika oyalan. Ay şimdi arkamdan ağlaması kaldı. Şimdi ağlar. Şunları hemen ben yerine geri koyayım. Burada koyacağım. Geldin mi? Civcivim geldin mi? Ay görmüş olduğunuz gibi bir makineye çamaşır atacağım. Ay ona izin vermiyor benim kız. Kız bu biraz önce esiyor dedim. Şimdi sıcak çatlayacak. Gel 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 gel. Gel gel gel. Düt. Hadi gel. Gel hadi. Şöyle koyayım, yerleştireyim ben sizi iyisine.
şunu durdurayım. Sonra birinden bir şeyler olmasın. Bir iki havlu da banyodan alacağım. Ciee kızıma. Kızım ne demiş? Hepsini atayım ben diye. Şunların falan da bir iki havlu, bornoz hepsini atıyorum valla. Nerede şeye koyar, kurutmaya atarım. Normalde havluları bazen böyle seriyorum. Ay. İşim çok olduğu için kurutmaya atarım. Nilay. Şey parçası buldum bak. Bunu hemen çöpe atmam lazım benim. Ailenin tahtasından, yazı tahtasından küçük bir parça geldi. Yani ayağımıza batabilir. O parça bir şekilde salona gelebilir. Nilay'ın elinin altında. Yani Nilay elini alabilir falan filan olur yani. Haydi bakalım sen yıkana dur. Ay bu arada Alper'in gelmesi yakın. Ellerimi yıkayayım. Herkes gevrek gevrek nem 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 bir şeyler diyorsun. Ne diyorsun annem? Şimdi ben size biz bugün biliyorsunuz çarşıya gittik. Çarşıdan gelince aldıklarımı göstermemiştim. Göstermeye de fırsatım da olmadı. Baktım videonun süresi de bayağı bir uzamış. Dedim akşamki bir vlogda gösteririm. Göstereyim aldıklarımızı. Şöyle beyaz zambak kolonyası aldık. Bir tane bir şişe. Muhteşem bir kokusu var arkadaşlar. Ondan sonra limon kolonyası. Limon kolonyası bu da. Bunların kapaklı şeyleri açık değil. Şu iç kapakları açık değil. Ondan sonra bir de Okyanus esintisi. Bu okyanus esintisi Bim'de şişelerde satılıyor. Biz böyle bidonunda aldık. Bidonu 1 litre. Bunlar ne kadar? Bunlar da 900 milimmiş. Bu 1 litre. Ondan sonra canlarım. Bir de lavanta kolonyası aldım. Biliyorsunuz lavanta kolonyasını ben Aylin'le Yakup'un kulak arkası ense yakalarına falan sürüyorum. Bir de şöyle bir hafif alın kısmına sürüyorum. Çünkü bitlere karşı bit. Her zaman söylüyorum yani ben faydasını görüyorum. Faydasını gördüğüm şeyi sizlerle paylaşmayı seviyorum. Her zaman bunu senelerdir kullanırım. Ta Alper'in ilkokul çağından beri bunu duymuşumdur. Biliyorum. Tecrübeyle sabittir. Bunun kokusunda bit gelmiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Bunu tavsiye ediyorum. Zaten ben iki çocuğa sıkıyorum. Böyle bir şişe bana bir sene gidiyor. Yani iki çocuğun her gün kulak arkası. Ve bunu böyle şeye koyuyorum. Fıs fıslı şeylere koyuyorum. Gel aşkım. Gel. Oy oy oy. Çekmeyeyim aşkım sen. Aşkım ya. O kadar.
istiyorsan. Heh, Alper geldi üzere. Ay hapşuracağım. Kolonyaların kokusu mu açtı? Ne yaptı? Yani kokunların kokusu pek dışarıya daha çıkmadı da. Ondan sonra şöyle göstereyim kolonyaları. Kolonyacı dükkanı açacağız yakında. Bir şey de alacaktık. Kiraz çiçeği kolonyası da çok güzel oluyor. Kokusu çok güzel oluyor. Ondan da alacaktık da ondan yoktu ama gelecek dedi. Ali çok seviyor. Farklı farklı kolonyaları. Farklı farklı kolonyaları Ali çok seviyor. Ama ben özellikle şunun hastasıyım. Bu müthiş beyaz zambak kolonyası. Bakın üzerinde yazıyor beyaz zambak kolonyası. Bunun kokusu müthiş canlar. Sonra başka ne aldım? Cezve aldım. Dedim ya geçen benim cezveyi yaktım diye. Yumurta haşlamaya koydum. Ve yandı. Atmadım. Sağlam çünkü. Yine böyle yumurta haşlamak için kullanırım diye. Şimdi yine böyle bir şey de kullanırsam bir şey olmaz. 60 lira bir şey şöyle. Şöyle bir cezve aldım. Onu yıkayayım. Öyle koyarım çekmeceye. Ay yeter. Kızıma farklı farklı saç lastikleri, saç tokaları aldım. Aylin için mi? Bakışa. Farklı farklı. Bunu başka bir yerden aldım böyle. Bundan bir tane vardı bizde. Biraz daha büyük olanından. Tek bir taneydi. Onunla saçını bağlıyordum. Ben bunu şöyle şuralardan iki topuz yapıp bunları da böyle geçireceğim topuzlara. Bunları onun için aldım. Veyahut da tabii her modele olur da. Hani özellikle yaptığım topuzlar açılmasın diye bununla tutturayım diye böyle iki tane bundan aldım. Bunların tanesi 20 liraydı. 20-20-40 lira yapar. Ve şurada 160 liralık toka almışım ailene. Bunun için saç tokası dolu. İnanılmaz. Ben bunu size nasıl göstereyim şimdi? Böyle beyaz bir şeyin üzerinde gösterirsem de güzel olur. Şu kolonyaları şöyle bir kenara koyayım. Kameramı da şu şekilde ayarlayayım. Ve şöyle döküyorum canlar. Kızıma bir sürü tokalar aldım. Bunu babası özellikle beğendi. Saçlarına dedi Aylin'in şey olarak takarsın dedi. Hani şöyle bandana. Bandana şeklinde. Şöyle Nilay'a deneyelim mi kızla? Taktırır mı bakayım? Nilay bak. Cici. Gel sana bir takayım kız. Dur. Hayır, hem çıkarmak yok. Kız çıkarmak. Kızıma çok yakıştı. Dur. Sende kalsın. Senin kafanda kalsın. Dur. Bak cadı ya. Bir kendini gör. Gör bir kendini. Nilay. Bak ya. Dur bir ekran resmi alayım. Dur. Bunlar ilgisini çekiyor. Bak. Ekran resmi alalım. Kendini görmüyor. Görse kızım bak. Kız kendine bak kendine. Ama çok tatlı olmadı bu. Çok tatlı olmadı bu. Yiyeceğim bunu ben. Nilay bak. Abimiz geldi dur. Abiyi çıkarma. Abiyi böyle karşılayalım. Dur. Dur abiyi böyle karşılayalım. Abi seviyor. Bir yere gitmiyoruz. Ayrı ne tokalar aldım da Nilay'da deniyorum. Hep onlara zaten. Kıskançlar. Sonra canlar. Şöyle yapalım. Sıra geldi bunlara. İki tane bunlardan aldım. Şöyle düzeyim. İki tane böyle aldım. İki tane böyle aldım. Ondan sonra iki tane böyle aldım. Şu pembeden bir taneymiş. Bulamadım eşini. Bunu böyle tek aldım. İki tane beyaz aldım. Çifter çifter alıyorum ki hani örgü mörgü yaptığında şey yapmak için. İki tane canlar şunlardan aldım. Bakın bu şekilde. Bundan bir tane almışım. Eşini bulamamışım. Çok aradım sepetin içinde.
Bir tane böyle aldım. Bir tane böyle. Ondan sonra bir tane böyle aldım. Sonra şöyle iki tane farklı farklı aldım. Şunlardan iki tane aldım böyle şöyle. Yani ördüğüm zaman ikisi aynı olsun diye. Sonra ben bu yeşilden de almıştım, almamış mıyım? Bir tane böyle bundan aldım. Şundan aldım. Şöyle. Bakın böyle aldım. Şurada böyle küçük bir ayıcık kafası var. Bir tane bundan aldım. Sonra bir tane de bundan aldım. Ve bunların sadece bakın şunlar. Aa ben iki tane daha aldım. Yok şu an şunu aldım tamam. Ha, şunlar 20 lira. Tanesi 20 lira. Bakın bunların tanesi 20 lira. Bunların da tanesi 20 lira. Ama şu gördüklerinizin gerisi şunların hepsinin tanesi 3 lira. Ve daha çeşit çeşit vardı. Ben ancak bu kadar seçebildim. Daha çeşit çeşit, inanır mısınız? Çeşit çeşit vardı. Ve her biri birbirinden güzel tokalar, inanın. Yani ve fiyatı 3 lira ya. Şu 3 lira düşünebiliyor musun? Ben bunları başka yerlerde daha pahalı alıyorum. Bundan sonra hiç de başka tokacıya gitmem. Orası zaten sadece toka satıyor. Toka ve takı satıyor, satan bir dükkan. Bundan sonra başka hiçbir tokacıya gitmem. Sadece oraya giderim. Şunların tanesini 3 liraya aldım ben ya. Şunlar. Şu. Şu. Babacı, baba baba diye çağırıyor. Şunların tanesi 3 lira. Çok uygun. Bakın bunlar o kadar güzel ki bak ucunda böyle süsü de var. Bunlar 3 lira ya. Daha da alırdım da. Dedim hadi yeter Göknur frenle kendini. Böyle işte kızın olunca alıyorsun. Şunlar çok hoşuma gitti. Bunlar iki tane aynı renk aldım. Eş olsun böyle iki örgü yaptığımda veya tek örgü olup birini yukarı biri aşağıya bağladığımda. İşte şunları özellikle şu ikisini topuz yaptığımda kullanmak için aldım. Gel anneciğim. Topuz için aldım bunları özellikle. İki topuza böyle toparlamak için. Saçları dağılıyor topuz yaptığımda. Dur kızım. Böyle canlar. Bak bunlar değişik değişik. Dedim hangini isterse onu takarız. Farklı farklı tokaları olsun. Böyle canlarım. Güzellerim. İsterse bunlardan birkaç tanesini arkadaşlarıyla da paylaşabilir. Arada sırada böyle kendisine aldığım şeyleri arkadaşlarıyla paylaşmayı seviyor Aylin. Böyle. Her biri bir güzel ya. O kadar güzel ki. Şimdi yarın okula giderken kesin topuz yapacağız. Bugün yapacaktı. Yaptığım topuz da böyle dağılıyor gibi olduğu için anne dedi şimdi çıkar dedi. Dağılır falan dedi. Benimle dalga geçerler dedi. Ay ben öyle bir üzüldüm ki yok kızım dedim kimsenin seninle dalga geçmesine izin vermem. Ben sana hemen gider güzel güzel tokalar alırım. Böyle topuzlarını tutacak tokalar işte şunları o yüzden aldım. O yüzden özellikle aldım. Çünkü topuzu çok istiyor. Yarın iki topuz yapacağım. Bunlardan da takarım. Ay böyle işte canlar. Kolonyalarımız da böyle. Kolonyalarımız da bu şekilde. Böyle böyle güzel güzel de böyle mis gibi mis gibi. Bunları şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunlar bakın. Özellikle ya limon kolonyasını zaten klasik kolonya yani biliyorsunuz o ayrı. Ama zambak beyaz zambak kolonyası. Neydi bunun adı? Okyanus esintisi mi neydi öyle bir şeydi ama yani şeyi ne olduğunu bilmiyorum okyanus esintisi diye geçiyor bu ve şu lavanta kolonyası bunlar zaten parfüm kokusu gibi çok güzel hele hele şu var ya inanılmaz bayılıyorum menekşe kokusu da vardı o pek hoşuma gitmedi dediğim gibi bir de kiraz çiçeği kolonyası var onu bekliyoruz o gelsin ondan da alacağız bunlardan bunları ben güzel güzel böyle şişelere fıs fıslı parfüm şişelerine koyuyorum çok daha bereketli oluyor çocuklar rahat rahat sıkıyorlar üstlerine, başlarına, kıyafetlerine falan. İyi oluyor, bereketli oluyor.
Allah'ın uzaklığı olmaz. Alper Nilay'ı anneme gösteriyor. Annem aşağıdan Nilay'ı seviyor. Kızım bak bak. He, istemiyorum onu dedi. Minnoş değil mi minnoş? Beni yerim 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 yerim. Sen anneanneye mi bakıyorsun oradan? Hı? Al kızım. Şunu şöyle yapayım. Şunu bir yerlere ekmem lazım. Ay anne ay. Çokmuş. Nereye eksem? Ha şuraya ekeyim. Ne oldu kızım? O orada tutar. İnşallah. Kenarında taş varmış ama. İnşallah tutar. Bak Reyhan'ın birini şuraya ektim ama dur bakalım tutacak mı? Bu köklendirdiğim Reyhan'a. Bilmiyorum. Bu niye böyle olmuş? Oo maşallah. Bak bu buradan böyle. Dur şöyle. Buradan böyle şey olsun. Reyhan'ın bütün yaprakları bunun üzerine şey olmuş. Şu da hiç büyümüyor ya. Büyüyecek mi büyümeyecek mi hiç bilmiyorum da. Onu oraya ektim bakalım tutarsa. Dur yerine. Abisi. Abisi. Şimdi uçup gidiyor. Yola uçar oradan da. Boncuğum. Benim boncuğum. Benim tatlı boncuğum. Bugün çarşıda bir tane züccaciyeye geçmiştik. Orada şu geniş süpürge, çalı süpürgesi diyorlar ya. Dışarı süpürgesi. Onlardan baktım. Bir tane kalmış ellerinde. O da güzel değildi. Almadım o yüzden. Merdiveni de sürmem lazım aslında. Ama şimdi okula gidiyorum. Artık şimdi dedim bir şurayı, kapı önü azıcık bir kirlenmiş. Şimdi evden çıktım mı ben? Hep böyle konu komşu balkonlarda oturuyorlar ya. Her kim kimin evinden geçsem ona selam veriyorum. Ondan bir o diyor nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum. Öbüründen konuşuyorum. Böyle sokağa çıktığım zaman konuşa konuşa sohbet ede ede. Hele dönüşte okul dönüşü zaten arkadaşlarla birlikte yürüyoruz. Şimdi bu arada ben Aytun'la da görüştüm. Aytun servise binmiş. Servis gelmiş. Almış tam vaktinde. Bekliyorum anne dedi. Servisi dedi. Oğlum bekle dedim. Servise binince de bana mesaj at dedim. Sonra mesaj attı anne bindim diye. Şimdi başka bir okulda birkaç öğrenci daha varmış. Onları da alıp getirecekmiş. Sonra ben tekrar aradım tabii. Ben pimpirikliyim durur muyum? Tekrar aradım. Dedim ne zaman getirecek seni? Başka okulların öğrencilerini topladıktan sonra mı yoksa hemen getirecek mi dedim. Bir okula daha gidiyormuş. Oradan hemen bir iki tane öğrenci alıp hemen getiriyorum dedi. Zannedersem 5'ten önce bizimkileri bırakacak. Saat 5 gibi de 5'e doğru da diğer öğrencileri diğer okulların saat 5 gibi çıkıyorlar ya. Onları almaya gidecek. Neyse bu yönden de kafam rahatladı ya. Çocuk okuldan çıkacaktı kursa gittiği için. Okuldan çıkacak, şeye gidecek, dolmuş durağına gidecek, dolmuşa binecek, bindi mi, gitti mi, geldi mi, indi mi, yolda köpeğiydi, itiydi, kopuydu, bilmem nesi, serserisiydi. Ay aklım hep onda kalıyordu 2-3 günden beri. Neyse artık kafam rahatladı şükür Allah'ıma ya. Ay Rabbim bu sıkıntıdan da feraha çıkarttı. Rabbime binlerce şükürler olsun. İnanın var ya, ya kursa bırakmayacaktık çocuğu, kursa gitmeyecekti. Bu sefer de olmayacak. Çocuk LGS'ye hazırlanıyor. Kursa gitmesi lazım. Okulun kursu da çok iyi. Bak ben şimdi Alper de oradan mezun oldu ya. Aynı okuldan. Yani bu Nuri Hüsen Ortaokulu'nun eğitimini çok beğeniyorum. Özellikle LGS öğrencilerinin üstüne çok düşüyorlar. Çok iyi, güzel ilgileniyorlar. Bu DYK kursları falan, sınavlar ilgileniyorlar. Tek tek öğrencilerin anneleriyle, tek tek velilerle tek tek konuşuyorlar falan.
Gerçekten çok çok iyi. Ya kursa gitmeyecekti bu çocuk. Aklım onda kalıyordu çünkü. Çünkü okulla dolmuştur o arası bayağı bir var ya. Az değil yani öyle. Bir 15 dakika 10-20 dakikalık yol neredeyse. Ay servisle konuştuk. Allah dedim gerekirse ben sana fazladan para veririm. Sen benim çocuğumu okuldan al getir. Tamam abla ben getiririm dedi sağ olsun. Ay inşallah. Böyle giderse yıl boyunca gider kursuna. Şeyine bakarız, durumuna bakarız. Normalde çok şükür zaten bütün dersleri iyi, takdir. Eksik olursa ek takviye yaparız. Özel hoca tutarız veya ne bileyim bir şeyler yaparız. Neyse okula da geldim sizinle sohbet ede ede. Yakup'un çantası bende. Beslenmeler de bende. Aslında Aylin boynum ağrıyor diyor. Çantanı ver diyorum, vermedi. Vallahi bu okulu ikinci döneme yetiştirecekler galiba. Anneciğim benim altındaki pasmım kayıp. Ablası, abisi yola çıktılar. Kızım dönlerin arkasından bakıyor. Yola mı gittiler kızım? He? Seni bıraktılar mı? He? Oy bana bir de cevap veriyor. Seni bıraktılar mı annem? He? Nereye gitti abi? Hani Yakup abi nereye gitti kızım? Dışarı gitti değil mi? Oy sen buradan dışarı baka dur. Ben şu ortalığı bir toplayayım. Canlar burada saat 6:20 geçiyor. Şu çocukları okula almaya gidip de şu koca yokuşu çıktığımda var ya resmen bitiyorum ben. Bildiğiniz bitiyorum yani. Aman Allah'ım. Yorgunluktan ölüyorum o yokuşu çıkınca. Bir de çocukların çantası sırtımda var ya. Onunla eğim olan ben kimseyi görmedim. Ay. Biraz uzanıp yattım. Çocuklar da böyle kendi hallerinde oyun oynadılar. Telefonlarına falan biraz baktılar. Şimdi aldık telefon süreleri bitti. Aykut'u şimdi bırakacak. Telefon süremiz bitti. Yoldan arkadaşları çağırdı. Bir yarım saat kadar yolda oynayacaklar. Ondan sonra içeriye alacağım hepsini. Yemek hazırlayacağım onlara ben. Benim diğer telefon nerede? Burada. Ben bu arada bunu... Ay. Bugün size... Ay nereye gittim ya? Nerelere girdim? Nerelere girdim? Varmış şarjım neyse. Bugün size üçüncü video gelecek Allah'ın izniyle inşallah. Dünden biraz fazla video çekmiştim ben. Elimde fazladan videom vardı. Ondan sonra canlarım. Bunları kaldırayım ki biraz daha sofra sereceğim. Kızım. Bir de okuldan geldim. Bir sıcak. Ay şunu da anneme vereceğim. Neyse akşam yemekten sonra annemin yanına ineyim. Annem. Kuşum. Clancy 1. level challenge. Ay yere düştü. Nereye düştü o? Neyse. Bak bu Yakup'un atleti çıkarmış. Atmış buraya. Kuşum. Dur kızım bekle. Ah. Ay sen bununla oyuna geri şey yapıyor. Alper derse başlamış. O anlayamadığı konuları falan şeyden. Kızım ayağıma dolaşıyorsun. Kız kalk. Nereye geçeceğimi bilemiyorum. Şey ne onun adı anlayamadığı konuları şeyden izliyor. YouTube kanallarından eğitim videoları var ya. Oradan böyle bakıyor. İzliyor. Şimdi ben biliyorsunuz şey atmıştım. Havluları atmıştım makineye. Onlar çıktı. Çıkalı çok oldu tabi. Ben o büyük meşhur Esentepe yokuşunu çıkınca ay kendimi kaybediyorum artık o yorgunluktan. Şu hemen kurutmaya atayım şunları. Bunları kurutmaya atayım. Hadi yazmam.
İki tane yazmamı da atmıştım bunlarla beraber ben. Dur bakalım. Ne kırışmasın, bunları ayrı sererim. Efendim? Hayır, ne oldu? Tamam, geliyorum, bekle. Tamam, bekle, geliyorum. Evet. Anneyle beraber, anneciğim, biz topraklarımızı elimizde sürüyoruz. Hı. Çubukları alıyoruz, yerdeki çubukları kırılınca bir sürü oluyor ya. Sen bu lüzünü neden çıkarmadın? Geri giydim. Ahmet'imi çıkarttım, geri giydim. Ben sonradan çıkarttım ya, daha güzel olurdu. Olur mu öyle şey? Ama. Çabuk ya. Bir dakika, artık şey yap. Yolda oynuyorsunuz. Yoldan gelince çıkarırsın. Birkaç tane çamaşırla zaten, hemen makineye atayım onu. Zaten biliyorum ki. Altımla üstüme at. Kirlendi biraz da. Yoldan gelince hemen yolda çıkar. Zaten düşüyoruz. Üstümüze falan geliyor ya. Kirleniyor. Evet. Bu ne? Hemen geliyor. Bunları beşin kenarına sil. Bunlar zaten çabucak kuruyor. Kurutmayı bunları özellikle atmıyorum. Çünkü kurutma bunları kırıştırır. Zaten kırıştırıyor. Normalde bunlar kırışmıyor bu. Yani hayatta bunları böyle dövdüğüm bilmem, hiç kırışmaz. Ama dediğim gibi kurutma kırıştırıyor. Hadi geç annem. Ben çok mutlu söylüyorum. Videoda çok mutlu söylüyorsun. Abin hızlandırmayı alıyor. Çok yavaş izlemeyi sevmiyor. Hayır sen. Neyi? Sen kamerada bazen hızlı konuşuyorsun. Öyle mi oluyorum? Evet. Ben öyle diyorum. Ay. Ay biraz yattım okuldan gelince, saat 5'ti geldiğimizde, işte 5'e okula çıkıyorlar. Geldim, dediğim gibi o yokuşu çıkınca var ya, çok kötü oluyorum. Geri gelmez kendimi bir attım. Ondan sonra bir yarım saat falan yatmışım. O anda böyle azıcık da uyumuşum. Ben Nilay'ı görünce direkt ayağından parmağından öptüm. Özledin, özledin mi? Evet, çünkü gidiyorum ben okuldan gelirken. Oh, kurban olurum. Dedim ya, öyle geliyor. Ondan sonra canlar, kalktım işte, anne makine diyor, çıkmıştı, onu dedi, koyayım diyor, dedim. Heh, anne, efendim o. Erkekler, bazı erkekler kız tuvaletine yapıyor. Olmaz öyle. Evet, erkek tuvaletleri ne yapıyor? Erkekler ben, erkek tuvaletine, kızlar kız tuvaletine. Evet, kızlar erkek tuvaletine mi gidecek? Hayat aklıma gelmişken hemen o şeye bir bakayım. Öğretmeni şey dedi. Buna dedi şey koymamışsınız dedi. Ne? Güzel yazı defteri koymamışsınız dedi. Yakup öyle demiş, benim yok defterim demiş. İki tane aldık güzel yazı defteri. Ben bir tanesini çantasına anne koyduk diyebiliyorum. Biri de çekmecede. Şimdi ona bakacağım acaba. Ha? Sarı olacak, sarı sarı. E biliyorum annem. Aldık ondan zaten biz onu. Aldık mı? Evet. Ben bir tanesini çantasına koyduk diye biliyorum. Çanta, öğretmen çantasına bakmadım ama dedi Yakup bende yok dedi dedi. Yok hocam, koyduk çantasına. Birini çantasına koyduk dedim. Anne, eve gelince çantasına anne, baktım, çantasında yok. Anneciğim ben cubuk yaptım. Ay tamam Yakup. Şimdi çekmeceye bakacağım. Çekmecede bir tane var diye biliyorum. Ya koymadım. Gerçekten ben yanlış hatırlıyorum. Ya da koydum çalındı, bilmiyorum. Bakacağım şimdi ona, kimse günahını da almayayım. Yakup işin uzun mu yavrum? Evet. He? Uzun mu bilmiyorum. Şimdi aklım... Kız bu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oradan oraya, oradan oraya, oraya. Uçuyor bizim kız. Uçuyor.
Şimdi şu çekmecede olması lazım. Yakup'un defteri. Bir bakalım. Aa, biz bunlara etiket yapıştırmayı unuttuk. Bak, çekmeceye koyunca şeyden sonra hemen şunlara etiket yapıştıracak. Bakayım. Yok işte. Bak. Şundan. Hatta ben bunu kaplamak için elime aldım. Dur anne. Sağdan gittin sağdan. Bunlar aileninkiler. Kızım aşkım dur. Yok işte. Burada yok. Şu ne? Aa, yok. Var. Evet. Bak. Etiketini de yapıştırdığımı hatırlıyorum. Bak, etiketini de yapıştırmış ama çantasına koymamışız ya. Neyse, dedim ya kimsenin günahını alın. Çek kızım elini. Derken. Al işte, nereye gidiyorsun? Derken. Day. Öğretmen dedi çünkü artık defterleri koyun dedi. Şimdi çalışmasına başlıyoruz. Aman defterleri artık yazacağız dedi. Ya, ne yazıyorsun? İyi, aklımdayken hemen çantasına koyayım. Valla ben de ona canım sıkıldı. Çantasına koydum diye biliyorum. Ya dedim, bak çantadan birisi mi almış acaba dedim. Kimse almamış. İyi. Yok, o Yakup, çantana koymayı unutmuşuz annem. Bak, ben şimdi koyuyorum. Üstünde adın, soyadın ve şeyin de yazıyor. Yarın koyun dedi öğretmen. Koyma diyor bana ya. Çantana koydum. Şu ayranı bitirmiş. İyi, güzel. Bitmiş işte. Ama bitmiş hiç yok. Nasıl tam bitmiyor ya? Başkası mı içti, ne yaptı? Ha, neymiş? Kağıt. Ha, tamam, bunu da şeye koyalım. O zaman bunu... Öğretmen ödev verdi mi oğlum? Öğretmen ödev verdi mi? Dosyada mı? Niye bunu karıştırmışım? O şeyi verdin mi öğretmene? Benim doldurduğum kağıdı. İyi, aferin. O zaman şunun aynısını deftere geçireceğiz. Öğretmen ödev verdi mi dedim? Vermiş. Bunu niye karıştırıyorsun? Efendim? Yemek yerken içersin. Şimdi yemek hazırlayacağım. O zaman bunu deftere şey yapalım. Onu yapalım, bir onu yapalım. Yemeği yedikten sonra ben hemen Yakup'u oturtturayım. Güzel. İki sayfa ödevi var şu an. Yani normalde öğretmen bir sayfa vermiş de. Biz şeyi koymayı unutunca, defteri koymayı unutunca öğretmen herhangi bir defter sayfasına yaptırmış okulda yaptıklarını. Onu da deftere geçirmem lazım. Bakayım ailem içmiş mi? Böyle çantaları kontrol ediyoruz gelince. Bak, ailem içmemiş çay. Ayranını. Suyunu içmiş ama ayranını içmemiş. Bak, bu arkada da birileri bak ne yapıyor görüyor musunuz? Bak. Görüyorsunuz, artık evi karıştırmaya başladı. Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? Ha? Vay, bir de suçlandı. Ben kurban olurum senin. Çakıt diyebilir miyim Ayşe ile çakıt? Şakıt yani ya. Kızım, geçen de dedim ya size, artık Nilay elinin yettiği her yeri karıştırıyor diye. Buyurun işte. Varmış. Bak, burada senin için tehlikeli şeyler var. Bunları buradan kaldırmamız lazım. Ha? Kaldıracağız bunları buradan. Boş, senin kafanı yerim kafanı. Ya görüyor musun neler yapıyor artık? Karıştırıyor artık çekmeceleri. Anneannem geliyor. Bak, gördün anneanne seni. Nereleri karıştırdığını. Kızım, anneannesi. Bak anneannesi, bak.
Bak. Bak. Çekmeceyi açmış, karıştırıyor. Ya? Ya? Ne yapıyor kızım diye? Gelmiş buraya. Açmış burayı. Karıştırıyor. Ne yaptın işte? Önce burayı kapatayım ama burada onun için tehlikeli şeyler var. Baksana da. Bunları falan buradan kaldırmamız lazım. Açmış bunu. Şişirmişsin. He. Artık elinin yettiği yeri açıyor. Açtın mı kızım? Gel. Gelecek mi? Gel. Gelmek istiyorum. Gel. Uy, usandın mı? Usandın mı? Yeni koyduk daha. Yeni de. Onlar yola gitti ya. Buraya kadar geliyor. Şeyden kapının önünden yola bakıyor. Yedici. Yok. Benim değil. Ben değil. Sen onunla bana şeyde kısır getirmiştin. Ay. Bağırmayın çocuklar. Bağırmadan oynayın. Dün de böyle çok bağırıyordunuz. Kafamız şişti. Dün şurada arkadaşla kahve içtik ama. Ay bir aynı böyle top oynuyordu çocuklar. Ay, o da ben de dedik yani birbirimizin konuştuğunu anlamıyoruz dedik. Kuzum. Bana ne diyor? Seni yerim yerim. Ben seni yerim. Ben seni yerim. Aşkım. Şöyle yapayım. Nilay Hanım. Her şeyi toplayacağız artık. Nilay Hanım. Nilay Hanım. Dur. Elleme. Gel. Oraları bir sileyim. Sıra geldi Aylin'e bugünkü aldığım sürprizler, tokalar. Değiştirmişsin onu. Evet. Şimdi kızım. Kızım bir şok geçirecek şimdi. Bir sürü aldım kızıma. Onu baban aldı özellikle. Demin Nilay'a taktım onu. Çok tatlı oldu. Çok yakıştı. Onu aşağı kadar indireceksin. Saçlarını alttan çıkaracaksın. Bandana o. Ve kafana geçireceksin onu. Kolye gibi geçir. Kolye gibi geçir. Geçir. Saçlarını çıkar. Tamam. Sonra da bunu yukarıya taç gibi. Şöyle. Dur. Bu şekilde. Ay. Hadi kız. Hemen çıkarmasaydın. Bak bakalım beğenecek misin tokalarını? Sana bir sürü aldım. Her birinden çift almaya çalıştım. Çünkü hani iki kulak yapıyoruz veya tek örgü yaptığımızda birini yukarıdan birini aşağıdan bağlıyoruz ya. Bunu bileklik zannettim. Bu ne? Bu da saç lastiği. Hepsi saç lastiği onların. Bunlar ne? Yok sadece uç için değil. Topuz yapacağım ya. Topuz yaptığımda onları da sararım. Bak ne kadar güzel değil mi? Ama onun teki yok muydu? Yok ama onun gibi bir tane daha olacak. İki tane olmuş. Bak burada. Hadi sermek. Yarın iki örgü yapalım. Topuz yaparız. Bak şunları Mickey topuz için aldım. Bak. O da Mickey Mouse'lu. Bunları topuz için aldım Aylin. İki tane bak. Bir de bu. Bir de şunlar. Bak, bunları üstten şöyle bağlarız. İşte öyle yapacağım. Öyle yaparız. Sonra alttan da hangilerine bağlarız? Şimdiki mouse vardı. Bunu çok sevdim ya. Bunun teki yok mu? Kelebek de varmış. Kelebeklerin de teki yok. Ne yapacağız? Kelebeklerin teki yok. Çift olanları takarsın kızım. Ben bir sürü çift aldım. Tamam bakarız. Ben oraya tekrar gittiğimde çarşıya gittiğimde o tokacıya bir uğrarım. Şey yaparız nasıl diyeyim? Bunlardan mı olur? Şöyle. Evet onlardan. Bu hani bak bugün topuz yaptık saçların geri açılıyordu ya. Onun için aldım bu kalın olanları. Özellikle onun için aldım. Kız nereye gitti? Özellikle onun için aldım o kalın olanları. Dur ben alayım. Hayır ben alayım. Çok uzanma. Kolunu ağrıtırsın. Anladın mı? En çok da nerede o? Kelebekli var. Bunun tekini bulamaz mı? Bu kelebek mi varmış burada? Yok kelebek değil tokaymış. Evet daha çok tatlı. Bulamadım bunun tekini.
Yok. Çiftini bulabildiklerimi çift aldım. Bulamadıklarımı tek aldım. Tek örgü yaparız, mesela tek bağlarız, ne bileyim. Her çeşit dakika, yaparız dakika, işte anne. Neredeydi bu? Bundaki nerede? Bu buraya. Bakın çiftleri var mı? Bunun çifti yok. Hı-hı. Bunun çifti var. Sonra bunun da çifti yok. Sonra şu. Şu ikisinin var. Bu da olur bunlara. Hı-hı. Bu da olur. Hepsi olur annem var. Hepsi. Hepsi olur. Çift. Hepsi için bir de sana ben organizer çekmece alacağım. Organizer çekmece alacağım. Bunların hepsini çekmecelere düzenleyeceğiz. Tamam mı? Hepsi benim de. Yumuşacık hepsi. Islandı. Tamam, bir şey olmaz. Tezgahın tatlı su varmış demek ki. Bunlar hep kopuyor. Bak göstereyim. Gelsene bir dakika. Şimdi bir takipçim de ben ailenin saçlarının kumral olduğunu söylemiştim. Bir takipçim de hayır kumral değil siyah demişti. Ben yani koyu kumral olaraktan ailenin saçları şöyle bakarsanız kumral. Yani siyah değil ki arkadaşlar. Siyah olsa simsiyah bana yakışmaz ki. Yakışıp yakışmaması değil kızım. Şimdi ailenin saçlarının rengini size gösteriyorum. Saçların ailenin siyah mı koyu kumral belki mı? Belki videoda siyah bir de şey demiştim. Saç diplerinin bakın sarı olduğunu, alın kısmı, saç dipleri alın kısmının sarı olduğunu söylemiştim. Bakın. Aylin'in saçları 1 yaşından 3-4 yaşına kadar saçları sarıydı. Sonra böyle kumrala döndü. Koyu kumrala döndü. Kızım bir dakika dursana şöyle. Şöyle dön. İşte takipçim de sonra bana demiş ki Aylin'in saçlarını yakından gösterir misin bir videonda demiş. Ben şimdi hazır aklıma da tokalarını şey yaparken göstereyim. Şimdi bu saç akşam ışığında böyle. Bu güneşte ne oluyor biliyor musunuz? Şu dipler sapsarı oluyor. Sarı. Zaten şu an sarı gördüğünüz gibi. Ben ama alın kısmı dedim bak. Orada da söylemiştim. Alın kısmının sarı olduğunu söylemiştim. Ve saçının kumral olduğunu söylemiştim. Koyu kumral tabii ki öyle. Açık kumral da değil. Koyu kumral gördüğünüz gibi. Yani siyah başka bir şey. Siyah başka bir renk. Yani siyah bir şey de böyle yan yana getirmek isterdim. Mesela bak o siyah. Getir. Bakın şöyle. Kapak siyah bakın. Hayır demiş. Aylin'in saçları siyah. Siyahla yan yana koyuyorum. Farkı görün. Neyse canlar, bu videoyu da burada kapatalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.